Merhabalar. Bugün Harry Potter evreninin belki de en fedakar karakterinin videosuyla karşınızdayım. Sözü fazla uzatmadan direkt videoya geçeceğim ama ilk başta kanala abone olup paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu videoda bolca spoiler olacak. Snape, Tobias Snape adında fakir bir muggle'ın ve Elia Snape adında bir kadının oğluydu. Babasının muggle olmasından dolayı muggle'ların arasında bir yaşam geçiren Snape'in çocukluğu çok zordu. Ailesinin yaşam şartları gereği şiddet dolu bir ortamda büyüyen Snape, arkadaşları tarafından da sürekli hor görüldü. Babası muggle olmasına rağmen Snape daha çocuk yaştayken bile kendisinin büyücü olduğunu biliyordu. Ve bütün hikayeyi etkileyen Lily'ye olan sevgisi daha çocukken başlamıştı. 9 yaşındayken Lily ile tanıştı Snape ve onu ilk gördüğü anda büyük bir aşk beslemeye başladı. Hayatının sonuna kadar da o sevgiden hiç vazgeçmedi. Lily ile aynı anda Hogwarts'ta okula başlayan Snape Slytherin evine yerleştirildi. Lily Gryffindor'a gittikten sonra Sirius Black ve James Potter'la tanıştı ki bundan sonra Snape bu ikisine karşı düşmanlık beslemeye başlamıştı. Snape'in hem fakir bir aileden gelmesi, babasının da muggle olmasından dolayı sürekli dışlanıyordu, hor görülüyordu. Özellikle James Potter ve Sirius Black çok kötü davranıyordu ona. Hani bütün bu olanlara rağmen Lily ona hiç kötü davranmıyordu. Hatta kendisine tek güzel davranan kişi o olduğu için ona böyle giderek daha çok bağlanmaya başladı. Bu bağ ileride Snape'in bütün hikayeyi etkileyecek kararlar vermesine neden olacaktı. Slytherin evinin başında olan Slughorn'un en gözde öğrencilerinden biri olmayı başardı Snape. Hem iksir konusunda çok çok başarılıydı hem de karanlık sanatlarda kendisini gösteriyordu. Daha 11 yaşındayken çoğu son sınıf öğrencisinden daha fazla büyü biliyordu. İleride birçok ölüm yiyen olacak kişilerle çok yakın arkadaş oldu. Bunda Slytherin evinde olmasında büyük etkisi vardı. Bu kurduğu arkadaş grubundan dolayı karanlık sanatlar olan ilgisi daha da artmaya başladı, daha da araştırmaya başladı. Eğitim hayatı boyunca pek çok büyü geliştirdi. Bunlardan büyük bir ihtimalle en önemlisi olan Sectum Sempra'ydı. Bu kadar başarılı ve güçlü büyücü olmasına rağmen öğrencili hayatı boyunca sessiz ve sakin birisiydi. Hiçbir zaman bu büyüleri başkalarına zarar vermek için kullanmadı. Çapulcular çetesi kendisine sürekli eziyet ediyordu ama hiçbir sefer karşılık vermedi bunlara. Karşılık verse büyük bir ihtimalle bu dövüşü kazanırdı. James ve Lily'nin evlendiğini öğrendikten sonra James'e daha büyük bir kin beslemeye başladı ve onu düşmanı olarak görüyordu artık. Biraz önce de dediğim gibi birçok büyü geliştirdi ve bunları da kendisine ait bir not defterine kaydetti. Not defterinde direkt kendi adıyla değil Meres Prens ismiyle imzalıyordu. Bu not defteri ilerleyen yıllarda Harry Potter'ın eline geçti ve bunu kullanarak aynı Snape gibi Profesör Slughorn'un gözüne girmeyi başarmıştı Harry. Arkadaş çevresinden dolayı Voldemort savaşı başlattığında Voldemort tarafındaydı Snape. Dumbledore Profesör Trelawney'den kehaneti dinlerken Snape de gizlice onları dinliyordu. Kehanetin bir kısmını Dumbledore fark edene kadar dinlemeyi başarmıştı ve dinlediği kadarını gidip Voldemort'a anlattı. Bu kehanete göre Voldemort'un sonuna iki tane çocuk getirebilirdi. Adaylardan biri Harry Potter, diğeri de Neville Longbottom'du. Voldemort kendini korumak ve kehaneti durdurmak için Harry Potter'ı öldürmeye karar verdi. Snape, Voldemort'a yalvararak kendi canını Lily'nin hayatta kalması uğruna feda etmeye hazır olduğunu söylese de Voldemort bunu kabul etmedi, kararının kesin olduğunu belirtti. Çocukluk döneminde kendisine iyi davranan tek kişinin, yani büyük bir aşk beslediği Lily'nin zarar görmesini göze alamayan Snape, Albus Dumbledore'a giderek Voldemort'un planını anlattı. Lily'yi korumak için taraf değiştirmeyi göze alan Snape, Dumbledore'a ağlayarak Lily Potter'ı saklamasını söyledi. Dumbledore burada Snape'i kendi ajanı olarak kabul etti ve James ve Lily'nin saklanması gerektiğini söyledi. Burada James ve Lily yanlış kişiye güvendiler ve Voldemort Harry Potter'ı öldürmek için onların evlerine gitti. İlk başta James'i öldürdü, Lily Harry'nin ölmemesi için kendisini büyünün önüne attı. Voldemort burada büyük bir hata yaptı ve Lily'nin sevgisi Harry Potter'ı kurtardı. Harry'ye yaptığı büyü sekip kendisine isabet etti ve Voldemort başlattığı ilk savaşı kaybetmiş oldu. Voldemort'un bu kayboluşundan dolayı Snape artık tam anlamıyla Dumbledore'un yanına geçmişti. Dumbledore'la yaptığı anlaşmaya göre kimse Snape'in bu yaptıklarını bilmeyecekti, hayatı boyunca da Harry Potter'ı korumaya çalışacaktı. İlerleyen yıllarda Hogwarts'ta profesörlük yaptı, aynı zamanda Harry Potter'ın da hocası olmuştu. Snape aynı zamanda Hogwarts'ta profesörlük yapan birçok kişinin de dahil olduğu Zümrüt Anka yoldaşlığında yer alıyordu.
James'e benzerliğinden dolayı Harry'i pek sevmiyordu. Her ne kadar Zümrüt'ü Anka yoldaşlığında da olsa Harry'ye okulda zor zamanlar yaşatmaya devam ediyordu. Hiçbir zaman ona böyle iyi davrandığı olmadı. Voldemort geri döndükten sonra Dumbledore Snape'den Harry'i zihin konusunda eğitmesini istedi. Bunun sebebi Voldemort Harry'nin zihnine girebiliyordu. Bu zihin kontrol etme konusunda Snape çok başarılıydı. O yüzden bunu Snape yapmalıydı ve Snape uzun bir süreç boyunca Harry'i eğitti. Dolores Umbridge'in Hogwarts'ı ele geçirmeye başladığı dönemde Harry'i gizliden gizliye korudu Snape. Umbridge Harry'i sorgulayacağı sırada Snape'den Harry'den doğruları gerçekleri zorla söyletecek bir iksir istedi. Snape elinde kalmadığını söyleyerek Umbridge'e burada engel oldu. Snape Malfoy'un Dumbledore'u öldürme görevini biliyordu ama Malfoy bunu yine başaramayacağını da biliyordu. Malfoy'un annesi ve teyzesiyle yaptığı anlaşma gereği Malfoy'u koruması gerekiyordu. Çünkü bozulamaz bir yemin etmişti. Eğer bu yeminini tutmazsa hayatını kaybederdi. Dumbledore da Malfoy'un bu görevde başarılı olamayacağını biliyordu. Bu yüzden bunu Snape'in yapmasını istemişti. Hogwarts'a ölüm yiyenlerin saldırdığı anda Dumbledore'a aslında Snape'in bir ölüm yiyen olduğuna ikna etmeye çalışıyordu. Ama Dumbledore bunu bir türlü kabul etmiyordu. Burada Dumbledore Harry'e saklanmasını söyledi. Ölüm yiyenler astronomi kulesini bastı. Malfoy Dumbledore'u öldürmeye çalışsa da bunu bir türlü başaramıyordu. Kendisinde bu gücü bulamıyordu. İşte tam burada Harry Snape'le karşılaştı ve Snape ona sessiz olmasını söyledi. Astronomi kulesine çıkan Snape burada ölüm yiyenlere karşı Dumbledore'u savunmak yerine öldüren lanetle Dumbledore'u öldürdü. Bu olaydan sonra Snape ve ölüm yiyenler okuldan uzaklaşırlarken Harry onların peşinden gitti. Burada Snape onu durdurmayı başardı ve Melez Prens'in kendisi olduğunu söyledi Harry'ye. Harry'nin bütün denemelerine rağmen Snape ve diğer ölüm yiyenler okuldan gitti ve Dumbledore ölmüş oldu. Dumbledore'u öldürdükten sonra ölüm yiyenler arasında sağlam bir yer edindi ve Voldemort'un en sadık hizmetkarlarından biri oldu. Artık Voldemort Snape'den hiçbir şekilde şüphe duymuyordu ve onun sadakatinden emindi. Savaş sırasında Voldemort'un bakanlığı ele geçirmesinden sonra Hogwarts'ın müdürü olarak atandı. Müdürlük yaptığı dönem boyunca Hogwarts en karanlık dönemlerini geçirdi. Harry'nin horkulukları yok etmesindeki en büyük yardımı bence Snape yaptı. Hogwarts'a müdürlük yaparken Harry için Gryffindor kılıcını sahtesiyle değiştirdi ve gerçeğinin Harry'ye ulaşmasını sağladı. Gruptan ayrılmış Ron'un da grubu tekrar bulmasını sağladı. Harry Hogwarts'ta bir horkuluk olduğunu öğrendikten sonra okula gitti ve burada artık son büyük savaşın başlangıcının adımını atmış oldu. Hala Snape okulun müdürüydü ve Harry'nin okula geldiği haberini almıştı. Bu nedenle bütün öğrencileri tek bir yerde toplamıştı. Harry kendini gösterdikten sonra McGonagall'la dövüşmeye başladı. Dövüşte dikkat ettiyseniz Snape hiçbir şekilde atak yapmıyor. Sadece McGonagall'dan gelen büyüleri savuşturuyor. Hatta arkasına duran ölüm yiyenlere de çarpmasını sağlıyor. Bunu yaptıktan sonra da oradan hızlıca kaçıyor. Hogwarts savaşı başladıktan kısa bir süre sonra Voldemort Snape'i yanına çağırdı. Çünkü Voldemort Mülver Asa'nın sahibi olmak istiyordu ve Mülver Asa bir türlü ona itaat etmiyordu. Dumbledore'u öldürdüğü için Voldemort Mülver Asa'nın Snape'e ait olduğunu düşünüyordu ve Nagini tarafından öldürülmesini sağladı. Aslında burada Voldemort yanılıyordu çünkü Dumbledore'u etkisiz hale getiren kişi Snape değil, Malfoy'du. Önce Malfoy Dumbledore'u asasız bırakmıştı, daha sonra Snape'i öldürmüştü. Malfoy'la olan mücadelesinde de Harry Malfoy'u asasız bırakmıştı. Bu nedenle de asa Harry'e aitti. Bu yanlış düşünce nedeniyle Voldemort Snape'i öldürdü. Ölmek üzere olan Snape'i Harry buldu. Snape Dumbledore ve Lily ile ilgili olan anılarını Harry'e verdi ve Harry'e ne yapması gerektiğini söylemişti. İşte bu olaydan sonra Snape'in aslında ölüm yiyenlerin tarafında değil, kendi taraflarında olduğunu anlamıştı Harry. Son olarak ölürken Harry'nin gözlerine bakmasını istedi. Bunun nedeni de Harry'nin gözlerinin annesinin gözlerine çok benzemesiydi. Yani Snape bir nevi sevdiği kadının gözlerine bakarak ölmüştü. Yapımda hem ölüm yiyenlerin hem de Zümrüt'ü Anka yoldaşlarının arasında olan tek kişi Snape'ti. Bence Snape bu hikayedeki en önemli karakterdi. Bütün hikayedeki olaylar neredeyse onun verdiği kararlardan ötürü değişmişler. Çok etkili bir rol oynamış ama neredeyse çok pasif gibi görünmüştü. Öldükten sonra da yaptığı bu fedakarlıklardan dolayı Harry oğlunun ismini Albus Severus Potter koymuştu. Harry'nin oğlu Slytherin'in evine gitmekten korktuğunda Harry, Slytherin'in evinden çıkan ve büyük bir büyücü olan Snape'den bahsetti. Yani Snape büyücülük tarihini adının altın harflerle yazdırmayı başarmıştı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. After all this time, always.